videodan herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yakaladım seni. Maya ile çalışımızı yapalım bence. Günaydın hepinize. Umarım Ramazan'ınız çok güzel, çok keyifli geçiyordur. Gördüğünüz üzere formalarımla ve şu henüz duşa girmemiş halimle karşınızdayım ama önce bir markete gittim. File marketten ihtiyaçlarımı aldım. 2 poşet 700 liralık bir şeyler aldım. Yani o kadar market alışverişi yapıyoruz. Tabii stoklu almadığımız için aslında sürekli tekrar tekrar gidiyoruz. Yani öyle almak daha mı mantıklı ama bu sefer saklaması zor oluyor. İşte bitirmesi zor oluyor. Tarihleri geçer diye düşünüyorum falan. Neyse yani bir şekilde alışverişimizi yaptık. Neler aldım göstereceğim. Orada zaten çekim yapmıştım sizler için. Bu akşam Halide annemi, anneannemizi, Furkan İstanbul'daydı arkadaşının yanında ama eğer bugün dönerse o da gelecek. Ablamları bize iftara çağırdım. İnşallah birlikte güzel bir iftar yemeği yapacağız. Nöbetten çıktığım için de kafamda menümü planlamıştım. Bunları sizinle beraber yapacağız. Çok güzel bir menü yapacağız. Birazdan zaten mutfak detaylarında onları veririm. Çok güzel şeyler yapacağız. Hemen başlıyorum. Dondurucuya girecekler var. Bakın File Market'in kendi ilikli kemik suyu var. Sonunda bunu buldum. Benim takipçilerim yani sizlerden bazılarınız bana yazdınız. Gamze hani Gurvita da çok güzel ama Harris'inki de çok güzel. Çocuklarıma kullanıyorum diyenleriniz var aranızda. Ve o kadar fiyat farkı var ki şu 68 lira sanıyorum. Bence çok iyi. Bu şekilde direkt paketli dondurucuya atacağım. İhtiyacım olduğunda direkt çıkarıp kullanacağım. Hemen koyayım. Benim için Ramazan demek limonata demek. O yüzden şöyle nefis bir limonata. Dondurucuya attığımız limonatalarla nasıl limonata yapıyoruz? Bir limon, bir portakaldan. Onu göstereceğim. 1 saat kadar dolapta özdeşleşmesini bekleyeceğiz. O arada da ben duşa girer hazırlanırım. Şöyle sek kuark aldım. Bunları biliyorsunuz ara öğünlerde, böyle sahurlarda falan da çok güzel hafif oluyor. Şöyle granola aldım. Bu granolayı da ara ara alıyorum. Böyle kuru vişneli, kakao parçalı, fındıklı, hafif ekşimsi. Böyle çeşit eklediğimde daha çok seviyorum. Bir de şöyle sade nesli aldım. Bu da yulaflı. Ceviz içi aldım. Aslında biliyorsunuz cevizimi kendim kırıyorum ama şimdi güllaç yapacağız bugün tatlı olarak. Yetmeyecek. Yani şimdi tekrar kırmakla uğraşmak istemediğim için böyle hazır aldım. Şunlar şahane lezzetli oluyor. Elmasını bulamadım. Bitmiş elması aşırı lezzetli. Böyle dilim dilim çıtır çıtır elma. Normalde ben çıtır elma alıyordum biliyorsunuz ama o minik minik. Bunun içinde bildiğiniz böyle dilim dilim. Bu çilekler de böyle bütün bütün çilekler. Sarımsak aldım. Yaban mersini bitmişti. Ah muz da alacaktım ya. Neyse. Şöyle iki tane pembe domates mis gibi kokuyor. Güllacı süslemek için toz antep fıstığı. Valla File Market'te hepsi var. Bakın şöyle toz antep fıstığı var. Pirinç antep fıstığı var. Yani ihtiyacım olacak her şeyi orada buldum. Neyse şöyle çilek aldım. İnci kuşum çok sever. Akşam gelince yer diye düşündüm. Bir tane pişirme kağıdı aldım. Ve bunlardan o kadar güzel kokuyor ki şöyle domatesler. Yoğurt aldım. Evde var mıydı hatırlamıyorum. Hala mayalayamadım. Ve iki tane de süt aldım. Tam yağlı aldım. Alışverişim bu kanarda dediğim gibi 700 ne kadar tutmuş? 760 lira tutmuş bu alışveriş. Şunları yerleştireyim, bir üstümü değiştirip hemen geliyorum. Hadi bakalım limonatamızı yaparak başlıyoruz. Şimdi şöyle blenderımızda dondurucudan çıkardığımız, ben demiştim size portakallarım küçük olduğu için 1 limon 2 portakal kullandım. Daha ekşi tatları seviyorsanız 2 limon 1 portakal da yapabilirsiniz. Şimdi benim blenderım birazcık küçük gelecek. O yüzden iki seferde yapacağım. Şimdi şöyle şekerle birlikte bunu blenderdan geçireceğim. Bir su bardağı şeker var. Birazını da bunda kullanalım. Büyük bir leğen kullanacağım bunun için. İçinde karıştırmak adına. Şöyle çektiğimiz şeyleri koyalım. Şimdi geri kalan için de aynı işlemi yapıyorum ben. Oh, o kadar güzel koktu ki. Zaten süzeceğiz. O yüzden hiç merak etmeyin. Böyle kasemi suyla Allah güzelce ıslattım. Kalan şekerler de bu şekilde dökülmüş oldu. Şimdi üzerine 2 litre su geliyor. Şöyle 2 litreyi tamamladık. Bir güzel karıştırıyorum.
Şöyle şekerler iyice erisin içinde ve 2 saat kadar buzdolabında dinleneceğiz. Böyle güzelce aromasını vermesi için 1-2 saat bekletebilirsiniz. Ben duşa gireceğim sırada bunu böyle bekleteceğim. Şahane. Şeker oranını isterseniz 1,5 da yapabilirsiniz. Limonatamız 2 dakikada hazır. Şaka gibi. Mutfak bezini nereye koydum bulamıyorum. Ay ilginç. Kapı çaldı. O bezi bir yere mi götürdüm? Vallahi ne yaptım anlamadım. Elimdeydi ama. Şunu yaparız artık. Şimdi limon dilimleyelim. Kabuğunu soyuyorum. Şimdi buzluğundan çıkardım sarmalarımı. Bu da çok merak ediliyor. Buzluktan çıkardığın sarmaları nasıl pişiriyorsun Gamze diye. Şöyle ben birazcık çözülmesini bekliyorum. Yani o şekilde daha çok seviyorum. Üstüne kaynattığım suyu koyacağım. Ama unutmayın dondurucudan çıkardığımız için suyumuzu çok fazla eklemeyeceğiz. Kısık ateşte pişireceğiz. Çünkü zaten sarmamız da yine suyunu salacak. Biraz fazla koydum. Hatta azıcık dökeyim. Buradan gözükecek kadar yani aslında yarısına kadar koydum. Zaten yine yetmezse ilave ederim. Ve kapağımı da kapatıp kısık ateşte kaynasın. Sonra kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Bakın ne kadar çok şey hallettik. Hemen çorbamızı koyacağız. Siz benim bu pratik tariflerimi çok seviyorsunuz biliyorum. Sebzelerimizi közleyeceğiz. Böyle hızlı hızlı yapmak daha iyi geldi. Duşa girmeden çoğu şeyi halletmek istedim açıkçası. Böyle duşa girmeden aslında birçok aşamayı halletmek daha pratik geldi. O yüzden üstümü değiştirip geldim. Şimdi tıkır tıkır yapıyoruz sizinle. Böyle saat 4-5 gibi de böyle bir saatlik bir işimiz var. Dükkana gidip gelmemiz gerekiyor. Bir sürü malzeme geldi. Onları da bırakmamız gerekiyor. Akşam da evde kalabalık olacağız çünkü onları götürmek istiyoruz. Çünkü şimdi böyle bütün ön aşamaları halledeyim. Şimdi neler yapacağımızı sayayım size. Ondan sonra devam edelim. İlk olarak, başlangıç olarak köz domates çorbası yapacağız. Biz domates çorbasını ailecek çok seviyoruz. Ama hiç köz olanını denemedim. Yiyenler genellikle bir daha işte hiç normal şekilde domates çorbası yapmadım diye söylüyor. O yüzden bugün köz domates çorbası yapacağız. Çok pratik. Bence çoğu kişinin de seveceği bir tarif. Hem de besleyici. İçinde bir sürü sebzenin bulunduğu. Ana yemek olarak güveç yapacağız. Nöbetten çıktığım için böyle pratik yani pratik fırın yemekleri gerçekten hayat kurtarıcı oluyor misafir ağırlayacağınızda. Bence siz de öyle tercih edebilirsiniz. İşte fırında tavuk, fırında İzmir köfte. Bunlar gerçekten benim için pratik, fix misafir menüleri oluyor. Bugün de et güveç yapacağız. Şu an sebzelerimi közleyeceğim için fırına önce onları koyacağım. Yanına pilav yapacağız. Pilavı zaten akşamüstü yaparım. Börülce çıkardım. Börülce sallaması yapacağım. Sarımsaklı, zeytinyağlı, böyle domatesle doğrayabilirsiniz içine. Çok güzel bir meze oluyor. Havuç tarator yapacağım. Sanırım salata yapmayacağım. Yaparsam da belki roka salatası yaparım. Bilmiyorum. Bakacağız. Menümüz bu şekilde. Şimdi hadi bakalım sebzeleri közleyerek başlayalım. Şimdi şöyle sırasıyla sebzelerimi yerleştiriyorum. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Böyle 4-5 domates. Domateslerim bazıları küçük olduğu için ben 5 domatesten yapacağım. 180 derecede yarım saatte sanırım közlenirler. Air fry'da da yapabilirsiniz az ölçü yaparsanız. Şöyle soğanlarımı koyuyorum. Bir tane soğan kullanacağım ben. Bir tane de kapya biber kullanıyorum. Şimdi şöyle 3 diş de sarımsak var. Bunları da şöyle domateslerin içlerine döküyorum. Ve bunları közlemeye bırakacağım. Sarmalar mis gibi kokmaya başladı bile. Şimdi sebzelerimi şöyle güzelce soydum ve geldim. Ne yapacağız? Bunları bir güzel doğrayıp şimdi şöyle tabağıma alacağım. Ana yemeği de hallettikten sonra geriye sadece tatlımız kalıyor ve saatimiz daha 11.30 gördüğünüz gibi. Sarımsaklarımı da şöyle doğruyorum. 4 tane de sarımsağım var. Ve sebzelerimi doğruyorum. Ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde doğrayacağım. İki patates bence yeterli olacak. Patlıcan harika olurdu ama ne yazık ki patlıcanım yok.
kapak bekleyeceğim. Şimdi şöyle sebzeleri kaseme alacağım. Soğan, sarımsak dışında. Domatesler o kadar sulu ki. Güvecin tabanına tereyağı dilimleri ekliyorum. Bir yemek kaşığı gibi tereyağı koymuş olacağız. Soğanlarımı ve etlerimi tabana alıyorum. Şimdi yumurta kenara geçsin. Sebzelerimiz geldi. 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı domates salçası. Tuz, kekik ve nane ekleyeceğim şimdi. Naneyi az ekleyelim. Kekiği bol ekleyebiliriz. Biraz da toz biber ekleyelim. Şöyle 1 su bardağı kadar da su. Sıcak su. Güzelce harmanlıyorum şimdi sebzelerimi. Hadi bakalım. Sebzelerimizi ekleyelim güvecin üzerine. Şimdi şöyle yağlı kağıdı ıslattım. Güzelce üstüne yerleştiriyorum. Bunun üzerine de folyo koyacağım. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Yaklaşık 2 saat kadar fırında pişecek. Yani 2 saat geçebilir. Yine kontrol ederiz. Sebzelerimiz közlendi. Şimdi onun yerini güvecimiz aldı. 2 saat kadar, yani saat şu an 12. 2'ye kadar pişmiş oldu. Limonatamı da süzmek istiyorum. Şöyle. Beş litrelik bir şişem vardı. Onun içerisine önce doldurdum. Şimdi şöyle güzel bir şişeyi alalım. Sapsarı limonatamız hazır. Şimdi güllaça geçtim. Şöyle parmağımı yakmayacak derecede ısıttım güllaçımı ve içerisine şöyle arkasındaki ölçüye göre bu arada ekliyorum. Hani aşırı şey olmasın diye. 750 ml süte 250 ml şeker ekledim. Karıştırıp güzelce şekeri eriteceğim. Evde küçük boy güllaçım olduğu için şu boy borcama bence olur diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir yerleştirelim. Islatıyorum yapraklarımı. Dördüncü katı geçiyorum. Burada artık çekilmiş cevizlerimi ekliyorum içine. Klasik güllaç. Bol cevizli. Bu biraz iki kişilik gibiymiş aslında ama o yüzden şeyini tam tutturamadım sanki. Yapraklarını. Güllacımız hazır. Şimdi sütünü çekmesini bekleyeceğiz. Bilin bakalım kim 2 saat içinde tüm menüyü çıkardı. Çorbamız da piştikten sonra pilav dışında bir şey kalmıyor geriye. Bir tek mezelerim kalıyor. Onun dışında bir şey kalmıyor. Onları da zaten akşamüstü geldiğimde de yapabilirim. Ezan 7.30 dokunuyor çünkü. Şimdi közlediğim sebzelerimin hepsini güzelce soydum ve blenderıma aldım. Hadi geçiriyorum. Tenceremin altına açtım. Yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum.
bir yemek kaşığı unla güzelce kavuruyorum. Şöyle unumun kokusu çıkana kadar kavrulacak. Unum güzelce kavruldu. Şimdi bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Onu da kavuralım. Şimdi de blenderdan geçirdiğim köz sebzelerimi ekliyorum. Şimdi suyumuzu ekleyelim. Çorbam kaynıyor. Şimdi blenderdan geçireceğim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar tuzunu ekliyorum. Bir de yarım su bardağı süt ekliyorum. Kaşar peyniriyle servis yaparız. Gülle'cim de sütünü çekmiş. Bayağı çekmiş hatta. Ve bence gayet iyi duruyor ya. Çok da ince durmuyor yani dilimlediğimizde görürüz. Ama artık üst üste koyarız, ne yapalım. Şimdi şöyle süslememizi yapalım dedim sizinle. Selamlar. Ay bir işimiz vardı demiştim ya. Onu halledip geldik. Saatim 6'ya 10 var. Dükkana falan da uğradık. O işlerimiz vardı. Onları da hallettik. Şimdi kalan son hazırlıklarımı tamamlayacağım. Bulaşık makinesini çıkmadan boşaltmıştım. Size o kısmı göstermedim. Hızlı bir şekilde duşa girdim, hazırlandım. Sonrasında da bulaşık makinesini boşalttım. Havuç tarator yapacağım. Şu börülce sallamasını hazırlayacağım. Son olarak bir de pilavımız kaldı zaten. Saatte daha 6. Daha da vaktimiz var yani. Masayı hazırlayabiliriz ya da malzemeleri çıkarabilirim şöyle masanın üzerine. Pratik olsun diye. Bir de çok keyifli geçiyor. Bu arada bugün annem bizde kalacak. Sahura birlikte kalkarız, sen kal dedik. Bakalım bugün bizde kalacak annem inşallah. Böyle onları bekliyorum şimdi. Hatta ablama dedim eve geldim, isterseniz gelin diye. Yarım saate geliriz demişler. Hadi bakalım öyleyse görüşürüz. 2-3 diş kadar sarımsak ekliyorum. Sarımsak bu tarifin olmazsa olmazı gerçekten. Çok fazla yakışıyor. Yarım limon sıkacağım. Bir bakalım yeterli olur mu? Şimdi şuna da bir iftariye tabağı hazırlayalım. Şöyle hurmalarımızı koyalım ilk olarak. Yanına şöyle pastırmalarımızı koyalım. Şöyle bir köşeye zeytin ve kabukları çıkarmak için de koyalım. Biz de zeytin olsun. Biraz şöyle dut kurusu serpiştireceğim tatlış dursun diye. Ne dersiniz? Çok iyi olmadı mı? Şöyle bir sunum tabağına da sarmaları dizeceğim. Haşlayıp dondurucuya attım sanıyorum. Evet haşlamıştım ama böyle yani bir suya sokup çıkarmıştım. O yüzden şimdi haşladım. Sonra tekrardan sosladım. Ve son hali çok lezzetli. Bol ekşili yapıyorum bir de böyle. Oo. Ama şöyle sarılalım. Benim amca da. Aferin, çok yorucu. Sen çıkıyorsun. Selam verebilirsin. Evet. Canım benim. Selam verebilirsin. Ne yapıyorsun? İnci ve çilek mi lazım? Evet, olur. İşte böyle şey yokmuş bizimki, ne yap? Şurası. Ama böyle şey durmuyor. Böyle şey yok. Normal takmalı kapak. Aa, evet, evet. Şey serem, yok mu yapacağım? Yok, bir zaten. Kolayı hazırlamış. Canfes ben hadi de otur diyorum. Hatır hatır. Hadi böyle de yap. Hadi. Suyu yok. Et suyu, tavuk suyu var mı? Var şey. Et suyu var mı? Bebişim imdadıma yetişti. Taratoru yaptı, pilavı yaptı vallahi bunlar. Hepsini yoktum artık ya, güzel olur cevizden. İyi yaptın. Karıştırma öyle. Dur ya, karıştırma. Uğraşmışsın. Ya mesela, hepsi dondurucudaydı ya. Neyse benim de parzol deyip iftara çağırma. Aa, yok kız.
Ne oldu şimdi bunlar? Ha Burak, sana da mısın çünkü aslında? Valla şeydeydi ama balkondaydı. Hala balkonda. Ekmek orada mı? Sıcacık pide. Yok burada ekmek. Sıcacık pide yaptım size. Ama suları da mı? Omre yapmış. Ha, kim? Beste. Anneannem Beste herhalde. Burak şu bir anneanne su koyayım mı? Anneanne hadi gel çay mı? Hadi gel İncim. Otur bakalım içeride. Arkana yaslanabilirsin rahat rahat İncim. Adana mı? Yok yok öyle bir şey değil dedi ya. Şey... Alerjik. Bahar alerjik. Nasıl da olabilir? Ya da Ecem. Bak bu bizlere bandı. Benim şey çok güzel yaptı. Bir sürü. Bir bakma bana. Çekiyorum. Nasıl bozuyor ya? Ya ikat seni! Sen de. Sen şuna da yapmışsın adım arkadaşlar. Biliyor. Ya sen yiyeceğim bozuluyor. Bak de ki buradan kaçış yok. Afiyet olsun. Anne niye sessizleştin? Gitgide sesini kıldın. Sesim çok da güzel. Gürçtü sesini. Koku boyunca kızmadı. Yemeklerimizi yedik. Allah kabul etsin. İftarlarımızı yaptık. Gerçekten çok güzeldi. Hepsinin tadını da çok beğendiler. Değil mi şekerim? Evet. Güllacımızı birazdan yiyeceğiz. Hatta bir çay demleriz. Onun yanında yeriz. Şimdi ablamla biz mutfağa topluyoruz. Şurayı halledelim. Ondan sonra böyle dinlenme moduna geçeriz artık. Var mı tarafından onlardan? Var. Midelerimi kazındık diye. Evet onu işte bir abla beni böyle gördüm illa mama için gece. Herkese merhaba, nasılsınız? Açılışta yeni yapıyorum. Bestuşum geldi, Maya'yı seviyor şu anda. Sabahtan kalktım, bir çamaşırları çalıştırdım, çamaşır makinesini çalıştırdım. Burak işe gitti, birazcık Maya ile oynadık ve tam o sırada Beste geldi. Şimdi buradan derse geçecek Beste. 10 gündür kavuşamamıştık. Ay evet ya, gel aşkım seni göstereyim. Bir saatliğine geldim Beste hemen. Bestuş'ta kargolar açacağız. İlk defa birlikte açacağız. Göster saçlarını. Tada, ay, evet, yeni sarışın saçlar. Oldu, sarışın Beste. Ve bu arada ederim. Galiba ilk kez açıkladıktan sonraki vlogum olacak bu. Evet. İlk kez paylaşıyorum. Bizim minik bir canavarımız olacak. Canavar değil. Canavar değil. Miniş tatlış bir bebeğimiz. Ay inşallah aynen. Bu heyecanı sizinle de paylaştık gerçekten. Zaten detaylı yine konuşuruz. Şimdi bu gelen kargolar muhtemelen dükkanla ilgili olan kısım. Böyle dedik hem açayım hem siz de görün merak ederseniz. Ne var ne yok bir bakalım. Bakalım. Ha, sen de onu aç. Küçük parça tabii değil mi? Onlar süslemeyle bunlar alakalı. Galiba, bunlar galiba cinsiyet parçası. Evet, tahmin ettiğiniz üzere, bazılarınızın anladığı üzere cinsiyet işte bayramdan sonra kendi bir bomba bir organizasyonumuz var falan demiştim ya, o bizim cinsiyet partimiz olacak Allah nasip ederse. O neymiş? Ha, mob. Evet. Tamam. Dur, tam açma istersen onu. Direkt öyle götürürüz. Evet, göstereyim. Ben anlamadım. Şöyle, kendi bezi de var ama
böyle kenarı çıt çıtlı moplardan bunlara slippy bezleri takıp yerleri siliyorlar. Evet, bunu slippy bezi ben de gördüm. Cinsiyet partisi için tahmin panosu. Şöyle bir poster, evet. Yazı tahtası gibi. Yazı tahtası almıştık. Onun üstüne böyle direkt yapıştıracağız. Bunları hediye yollamışlar. Tamam, tamam şimdi oldu. Aynen şimdi ben oldu. Ben de başka biri hediye mi gönderdim? O senin siparişine öyle bir jest yazmışlar. Aynen, jest yazmışlar. Bu bebiş için aldığım bir şey. Buradan önce benim henüz hiçbir şey almaya başlamadık. Yani bu sanırım ilk aldığım şey olabilir. Şöyle... Ve cinsiyet partisiyle ilgili bir şeyler alırken bir tane de işte bebeğimizle ilgili bir şey bunu da tamaşlayayım istersen. Ha evet. Bu cinsiyet partisi. Evet. Acaba hangi renkler üstüne yazıyor ki? Bilmiyorum ama yanlış rengi koyuyorlarmış. Hayır yani açıklarken ona göre renk ayarlanır herhalde. Burada yazıyordur. Bak bakalım bir yerde bir detay vardır. Yanıcı patlayıcı madde içermez. Gözüküyor mu? Aa gözüküyor. Nereden? Mavi bunlar. Ha evet evet bak şöyle durunca var. Tabii ne oldu belli olmayacak. Aynen. Onlar ne? Renk? Bu. Aa bu gözükmüyor mesela. Turuncu mu göndermişler? Acaba bunlar pembe mi? Bunlar da pembe bak. Aynen. Şu şöyleler pembe şunlar mavi. Evet. Aa görmeseydim keşke şurasını. Neyse bunları ablam gizliyor. Ama o benim. Şey yapacak ki patlatacak sen haberin olmaz. Bunları direkt böyle götürelim. Bunların patlamaması lazım. Gene patlatalım. Evet şu ben de. Şu uçları dik gelsin. Evet. Bu dükkan için aldığımız şeyler. Hah şöyle bir şeyler var. Şimdi bunlar da inşallah maket pasta deneyeceğiz pasta. Ablamla. Ha evet. Pasta için bir dekorasyon, baby yazısı. Evet. Pastanın üstüne şöyle şey yapıyorsunuz. Çok tatlı değil mi? Çok çiğli. Ben oturtup. Bu zaten karton direkt. Aynen. Bunlar da şöyle çeşitli çizgi film şeylerinden aldık. Ya, bunlardan çok tatlı. Maket pasta yapacağız. Maket pastayı. Evet, evet çok mantıklı. Ve çocuklar sevdi. Elsa'yı çok seviyorlar. Elsa uzay konsepti aldık bulduklarımızı. Çok tatlı. Şunlar da çiftlik hayvanları. Bunlar ya, küçükmüş. Köpek. Bu Ali Baba'nın çiftliği gibi. Küçükmüş onlar da. Bak. Büyük bir şey. Aa bu da bebek için. Bebek sağlığı minik bir şey. Anı evet, küpü. Anı küpü normalde kaç aylık olduğunu bile yapabilirsin. Evet. Bir diyor ben heyecanla bekliyorum şu an. Eve bekle. Kural şeyleri severiz. Ben de. Bak bu şimdi. Dökülmüş bile biraz. Hı. Az önce gösterdiklerim konfetiler. Onlar renkli konfeti. Yani içinden böyle şey pullar çıkan. Bunlar da cinsiyet yani konfeti ama duman şeklinde konfeti. Bunları patlattığında toz dumanı çıkıyor. Evet anladım. Bu da öyle bir şey. Bu da havalı bir şey. Ya bir sürü şey aldım ben. Bebiş cancan ne havalı evet. Olacak. Hiç merak etmeyin. Cinsiyet partisi yaptıracakları hepsine kendim özeniyormuşum. Aynalarından alıp yapacağım. Ben şimdilik bunları şunu açayım mı? Bence böyle kendimiz için ya. Söyledim. Aynen böyle de götürelim. Evet, şöyle göstereyim biraz. Şu şekilde tüpler. Günlük haftalık, aylık yaşında. Mesela şu an kaç haftalık onu yapalım. Aynen haftalık. Buraya da kalpçik koyalım. Bunu odasına sonra hem kullanırız inşallah. Evet mantıklı çok tatlı güzel evet, çekimlerde de şöyle tatlı yapabiliriz. Anı küpü diye geçiyor. Bunlar da çok güzel. Kaliteli geldi bu arada. Eklerim bunu. Bir balon. Aa bunlar. Ha çiçekler. Çiçekler. O kadar çok balon sipariş ettim evet, ki. Evet çok güzel. Gold detay. Bunları da organizasyonlarda inşallah şuradan keseceğim zaten. Şey olarak kullanacağız. Dekorasyon. Kenara. Kocaman bir çiçek aynen. Çıktı. Sarkıtmalı kenardan. Ha, çok bu da bir yana kibar. Mesela. Ortanca sarı. Aa evet bu da şey. Evet. Dolarımız gelmiş yaptırdığımız. Onları da dedik şey yaparız. Aa, bu da hafif o yüzden. Dükkanımızı süslemek için aldığımız pampas aldım aslında. Yanına da bunlardan ekleyeceğim. Evet, büyük daha... bir yerden vazo aldık. Sizinle bebek haberini paylaştıktan sonra heyecandan bu vlogu kapatmayı unutmuşum. Gerçekten çok farklı duygular içerisindeyim. Sizinle paylaştığımdan beri daha farklı şeyler hissediyorum. Şimdi bu zamana kadar hep böyle hani saklayıp yani sadece bizde kalmıştı ve o arada da tabii ki hani biliyorsunuz daha önceki yaşadığım şeylerden dolayı hep bir henüz sahiplenememiştim diyeyim ya. Tabii ki koruma içgüdüm var. Tabii ki onun için çok dikkat ediyorum falan ama hani böyle bebeğim diyememiştim henüz onun için. Ama sizinle paylaştıktan sonra duygularım bir anda da sel oldu. Bir anda yoğunlaştı. Hani şu anda artık böyle tam anlamıyla sahiplenmiş ve bir bebeğimizin olacağını kabullenmiş durumdayım. Rabbim inşallah sağlıkla kucağımıza almayınız. Peder ve Rabbim inşallah bekleyen
Kimsenin kucağını boş bırakmaz. Mübarek aylarda hepiniz dualarımdasınız. Bunu bilin istiyorum. Siz nasıl bana dua ettiyseniz ben de sizlere dua ediyorum her seferinde. Bu süreci çok sevdim. Yani ilk 3 ay benim için biraz zorlu geçmiş olsa da şu an 12. haftadan itibaren gerçekten aşırı keyifli bir hal almaya başladı. Hatta bazen böyle hamile olduğumu unutuyorum. Bir anda çok çılgın bir enerji geliyor. O yüzden gerçekten iyi hissediyorum. Sizlerin de yazmış olduğunuz tüm mesajlar için hepinize çok teşekkür ederim. Tüm destek mesajlarınız, yani benimle birlikte ağlayanlarınız, tek tek hepsini okudum. Aslında ilk başta biraz cevaplamaya çalıştım ama gerçekten başa çıkılır gibi değildi. Bu sefer diğerlerinizin mesajları kalacaktı. Yeni video attıkça da sürekli yeni yorumlar eklenecek. O nedenle hepsini okuyup beğendim sadece. Ya inanın o kadar duygulandım ve o kadar değişik hissettiğim şeyler oldu ki yani inanmıyorum hani bu kadar benim gibi hissetmenize, benim gibi ağlamanıza. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki buradayım, iyi ki sizinleyim. Sizinle paylaştığımdan beri gerçekten çok çok daha iyi hissediyorum. Benden görmek istediğiniz içeriklerin hepsini yazın yorumların altına. Ramazan olduğu için bu konuyu erteliyorum. Ramazandan sonra, bayramdan sonra inşallah cinsiyetimiz de belli olmuş olacak o zamana. Bol bol beslenme rutinime de yer veriyor olacağım. Merak ettiğiniz, görmek istediğiniz içeriklerin hepsini de yine çekerim. O yüzden benimle paylaşabilirsiniz. Tüm alışverişleri de sizinle beraber yaparız. Ufak tefek şeyler almış olsam da genel olarak alışverişe hani şöyle bir 5-6 aydan sonra başlarım diye düşünüyorum. Cinsiyeti de belli olsun. Bayramdan sonra da inşallah hemen cinsiyet partisini yapacağız. Merak ediyorum. Evet tabii ki etmez olur muyum? Çünkü 11. haftada aslında da gördü doktorumuz. 12. haftada da gen testiyle birlikte kesinleşmiş oldu. Yani aslında biz öğreneli 1,5 hafta oldu neredeyse. Hatta neredeyse 2 hafta diyebiliriz. 2 gün sonra 14. haftamıza giriyoruz inşallah. Hani öğrenmeyelim desek de birbirimize Burak'la diyoruz. Hani öğrenmeden de geçirebiliriz. Çünkü bize hissettirdikleri çok farklı. Bize hissettirdikleri çok güzel. Ve bunun cinsiyetiyle hiçbir alakası yok. Bizden bir şeyler taşıyan minik bir canlının varoluşu aslında. İkisine de çok fazla sevineceğiz ama bakalım ne çıkacak. Pembeler mi uçacak, maviler mi uçacak? Çok merak ediyorum. Şu an için sadece ablam biliyor. Kendi şirketimiz olarak cinsiyet partisini yapacağımız için de tabii ki ablama güvenebilirdik. Söz verdirdik, yemin ettirdik. Yani hiçbir şekilde kimseye söylemiyor tabii ki. Nefes alan hiçbir canlıya söyleyemezsin dedi Burak. Çok iyi sır saklayacağını düşünüyorum. Yani asla tepkisinden anlamadık öyle söyleyeyim. Hiç merak etmeyin kendimi dinlendiriyorum. Şimdi bu videoyu artık hamile olduğum açıkladıktan sonra göreceğiniz için muhtemelen Gamze kendini niye yoruyorsun diyenler olacak ama kendimi gerçekten çok iyi hissettiğim bir zamanda pratik yaptım. İşte dondurucudan bir şeyler yaptım vesaire. O yüzden beni çok zorlamadı. Gerçekten keyif aldım. Hani iftar almasaydım böyle biraz boş hissederdim açıkçası. Beni çok mutlu etti. Yani onların mutlu olmalı. Olması. Rabbim de çok şükür yardım etti. Bu şekilde sizleri seviyorum. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Çok güzel içerikler gelecek inşallah. Bir sonraki videomuz muhtemelen soru cevap videosu olacak. O yüzden sizden isteyeyim. Bu videonun altına olabilir. Yine bir toplulukta da bir panel açacağım. Orada da merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Hamilelikle ilgili merak ettiğiniz bu gebeliğimle ilgili benden merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İşte beslenmeyle ilgili vesaire oradan yine sorarsınız. Haftayla ilgili işte neler yaptım, neler ettim merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Sadece pıhtılaşmayla ilgili sorularınızı şu an sormayın. Onlar için ayrı bir video çekeceğim. Düşükler, pıhtılaşma. Bunlar için ayrıca o ilgi alanını kapsayan kişiler için ayrıca çekmek istiyorum. Bu şekilde çenem düştü. Sizi seviyorum. Görüşürüz.